Bu tür videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Aga, eğer hoşuna gittiyse abone ol butonuna bas, abone ol. Bir şey kaybetmezsin. Gençliğin gözyaşları, merhabalar arkadaşlarım. Polinomlar testimize devam ediyorum. 13. köşe taşında kalmıştık. Hemen ayarlamasını yapıp başlıyorum arkadaşlar. Bakalım ne diyor ilk soru. Diyor ki polinomu veriliyor. Peki. Polinomu veriliyor diyorsa bu bizim yardımcı polinomumuz olacaktı. Bilmem neyin bilmem ne ile bölümünden kalan. Arkadaşlar ne diyorduk bölümünden kalan için? İle kelimesinin yanındakini sıfıra eşitleyin. Yani x eksi 1'i sıfıra eşitliyorum. X'i 1 buldum. Şimdi bu 1'i hangi polinomun bölümünden kalanı soruyorsa orada yerine yazacağım. Onu da in ekinden buluyoruz arkadaşlarım. İn eki bu polinomun yanındaysa bize sorulan şey burada getirip x'lerine 1 yazıyorsunuz. 1 artı 1 oldu. Yani p'de 2'yi soruyormuş. Kalan derken p'de 2'yi soruyormuş aslında bize arkadaşlar. Peki p'de 2'yi nereden bulacağım hocam? Tabii ki yardımcı polinomda. Şimdi burayı 2 yapmaya çalışacağız arkadaşlar ki p'de 2 olsun. 2 için oraya ne yazmalıyım ben? X eşittir 3 yazarsam, bak gerçekten 3 yaz. 3'ten 1 çıktı. P'de 2 geliyor artık. 3 yazalım. 3'ün karesi 9. Eksi. 3 yazalım. 3 yazarsak. Eksi 5 ile 3'ün çarpımı eksi 15. Artı 4 geldi. 9. 4 daha 13. 13'ten 15 çıktı. Eksi 2 kaldı. Sorumun cevabı goberler. Evet. 2 numaradayız. Olduğuna göre... Tamam, bu bizim yardımcı polinomumuz. Şu verilmiş, bu dursun. Şimdi ile kelimesi nerede? X artı 4'ün yanında. Hemen x artı 4'ü 0'a eşitliyoruz. X eşittir, eksi 4 bulduk. Bu eksi 4'ü nerede yerine yazacağız? İn kelimesinin yanında. İn, nun, bunların hangisini görüyorsan onun yanındaki polinom. Çünkü p'de x artı 1'i soruyor bize. O halde p'de x artı 1 de... X yerine eksi 4 yazarsak eksi 4 bir daha aslında P'de eksi 3'müş kalan dediğimiz şey diyoruz. Bize bunu soruyor. Peki P'de eksi 3'ü bulmak için de şuradaki yardımcı polinomdan faydalanacağız. X yerine kaç yazacağız diye soralım ki burası eksi 3 olsun. Eksi 2 yazarsanız eksi 2 eksi 1 daha eksi 3 yazar. O zaman X eşittir eksi 2 için diyorum. Burası P'de eksi 3 oldu. Eksi 2 yazarsam eksi 2'nin küpü eksi 8. 2 ile de çarptım. Eksi 16 burası geldi. Eksi 2 yazarsak bir de başında eksi var. Artı 2'ye döndü. Bir de artı 4 var arkadaşlarım. Şurası 6 yaptı. Eksi 16. 6 daha eksi 10 çıktı sorumun cevabı. Evet 3 numaradayım. Polinomu veriliyor. Tamam bu bizim yardımcı polinomumuz. Burada bir kenarda dursun bu. P'de x eksi 3'ün x eksi 2'ye tam bölünebilmesi için, yani kalanın 0 olması için diyor. Onu bir bulalım. X eksi 2'ye demiş. O zaman x eksi 2'yi 0 eşitliyorum. X eşittir 2 geldi. Bu birinci adım. Hangi polinomun? Şu polinomun. P'de x eksi 3'ün. O zaman burada getirip yerine yazacağız. P'de x eksi 3'ün yerine 2 yazarsam 2 eksi 3 olur. Yani P'de eksi 1 çıkar kalan dediğimiz şey arkadaşlarım ve kalanın 0 olmasını istiyor. Tam bölünmesini istiyor arkadaşlar bizde. O zaman şimdi biz ne yapalım? P'de eksi 1'i bir bulalım bakalım kaçmış. Önce bir bulalım yardımcı polinomdan bulacağım. Eksi 1 olması için x yerine eksi 3 yazmalısınız. Eksi 3 yaz diyorum x yerine. Yazalım eksi 3'ü. Eksi 3 2 daha P'de eksi 1 çıkıyor arkadaşlar. P'de eksi 1. Ne yazıyorduk? Eksi 3. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3 yazarsam eksi 5 çarpı eksi 3'ten artı 15 artı 1. 24. Bir daha 25 yapıyor arkadaşlarım. P'de eksi 1. O halde diyorum ki keşke bir de burada eksi 25 olsaydı toplamları 0 olacak değil mi? Eksi 25 eklenmeli ki toplamları 0 olsun, 0 olduğu zaman da kalan 0 olsun, tam bölünsün anlamına geliyor. O zaman eksi 25 eklemeliyiz diyorum arkadaşlar. Hadi geldik buraya. P'de x eksi 2'nin 2x artı 1 ile
ile kelimesinin yanındakini sıfır eşitliyorum. Yani 2x artı 1'i hemen sıfır eşitledim. X eşittir. Eksi 1 bölü 2 geldi. Bu birinci adım. Şimdi bunu getirip yerine yazacağız. Nerede yerine yazacağız? Şu nin ekini gördüğümüz yerin yanında. Yani P'de x eksi 2 diyor ya arkadaşlar. X yerine eksi 1 bölü 2 yazdım. Eksi 2 var bir de burada. Neyi soruyormuş bana aslında? Bu kalan işte kardeşlerim. Kalanımız bu. Bize sorulan şey bu. Yani P'de 2 kere 2 eksi 4. Eksi 5 bölü 2 soruluyormuş kardeşler. Bize sorulan şey buymuş aslında. Peki bunu nereden bulacağım ben hocam? İşte şuradaki yardımcı polinomdan da bunu bulacağız. Acaba diyorum x yerine kaç yazarsam? Eksi 5 bölü 2 olur burası. Yani 3x'de x yerine kaç yazdığımızda eksi 5 bölü 2 olur diye bir soru soruyorum. 3'e bölüyorum her iki tarafı. X eşittir. Eksi 5 bölü 6 geliyor. Demek ki ben x yerine eksi 5 bölü 6 yazacağım. Hadi yazalım. Eksi 5 bölü 6 yazarsak eksi 15 bölü 6 ve 3'e böldüğümde eksi 5 bölü 2 geliyor zaten. O zaman P'de eksi 5 bölü 2 eşittir. Unutmayın eksi 5 bölü 6 yazıyoruz. Karesini alıyorum 25 bölü 36. Eksi 5 bölü 6 yazıyorum. Artı 5 bölü 6'ya döndü. Artı bir de 4 var dostlarım. 4 bölü 1 diyelim buna. Hadi hepsinin paydasını eşitleyelim. Bunu 6 ile, bunu 36 ile çarpalım ki eşitlensin paydaları. Toplayalım, düzenleyelim daha doğrusu. 25 artı 6 kere 5 30 artı 36 ile 4'ün çarpımı 144 bölü 36 geldi. Bunları da toplarsak 140, 170, 190, 5 daha 195, 4 daha 196, 195, 199 pardon bölü 36 geldi arkadaşlar. Evet, geldik bu sorumuza. Bakalım bu ne diyor? P'de x artı 1 polinomu veriliyor diyor. Tamam, bu bizim yardımcı polinomumuz arkadaşlarım. Yardımcı polinom verilmiş. Şimdi diyor ki P'de x eksi 1'in x eksi 3 ile, artık buraya alıştınız, ileyi sıfıra eşitleyelim. X eşittir 3 geldi. 3'ü nerede yerine yazacağım? İn ekini gördüğümde şurada 3 yerine yazarsam P'de 3 eksi 1'den P'de 2. Bu bizim kalanımız ve kalanı da 6 olduğunu söylemiş. İşte P'de 2 6'ymış. Şimdi bunun uygulamasını nerede yapacağız? Yardımcı polinomda. Getirip şurada P'de 2 bulacağız ve 6'ya eşitleyeceğiz arkadaşlar. Peki diyorum ki 2 olması için x yerine kaç yazmalıyım? 1 yazmalıyım. 1 yazarsam burası gerçekten P'de 2 çıkıyor. Eşittir. 1 yazarsam 2 çarpı 1'in karesinden 2, n çarpı 1'den n, eksi 3 geldi. İşte P'de 2 böyle oldu. Ve bu da 6'ya eşitmiş. 2, eksi 3 daha eksi 1. Eksi 1'i bu tarafa atarsak n eşittir 7 geldi dostlar. Hemen 2'ye geldim. Px ve Qx polinomlarının x eksi 4 ile bölümünden kalanlar sırasıyla. İle kelimesini ne yapıyorum? 0'a eşitledim. X'i 4 buldum. Şimdi bu 4'ü nerede yerine yazıyorum? Bir P'de bir de Q'da. P'de yerine yazdığımda P'de kalanını bulmuş olurum. Q'da yerine yazdığımda Q'da kalanı bulmuş olurum. Ve bunlar da sırasıyla 5 ve 6'ymış. Demek ki P'de 4, 5. Q'da 4, 6'ymış arkadaşlar. Bize de diyor ki, başka bir soru şimdi burası. Yine bilmem ne ile bölümünden. O zaman şurası sıfıra eşitlenecek. Yine x yerine 4 mü yazılacak? Nerede? Nun ekinin önündeki polinomda. Burada x yerine 4 yazdığınızda kalanı buluyorsunuz arkadaşlarım. Hadi yazalım. 4 yazalım. P'de 4. Eksi k çarpı q'da 4. Artı 4 eksi 1 yazdığınızda diyor kalanı bulursunuz ki ve bölümünden kalan da eksi 16'ymiş arkadaşlar. Hadi şimdi bildiklerimizi yerine yazalım. P'de 4'ü biliyoruz 5. Eksi Q'da 4'ü biliyoruz 6 çarpı K olur burası 6K. Artı 4 eksi 1'den de 3 burası eksi 16. Peki 5, 3 daha 8. 8'i buraya eksi 8 olarak attım. Eksi 6K eşittir. Eksi 24 oldu.
K da eşittir. Eksi 6'ya bölersem 4 geldi. Gobeller. Cevabımız Denizli. Evet. 3 numaradayım dostlar. Polinomunun çarpanlarından biri. Arkadaşlar çarpanlarından biri demek bu polinoma tam bölünüyor demek. Yani x artı 3'e bölündüğünde kalan 0. O zaman bunu hemen 0 eşitledim. X eşittir. Eksi 3 geldi. Getirdim. Hangi polinomda yerine yazıyorum? Nun ekinin önündeki polinomda. Şurada x yerine eksi 3 yazdığımda p'de eksi 3 eşittir. Eksi 3'ün küpü eksi 27. Bir de başında eksi var. Artı 27. Sonra eksi 3'ün karesi 9. Eksi var başında. Eksi 18. Ne yazıyorduk? Eksi 3. Eksi 3 bir daha eksi 2. Eksi m ile çarptım. Artı 2m. İşte bu bizim kalanımız. Ve kalanın da diyor çarpanlarından biri olduğu için, tam bölündüğü için kalan 0 olacak diyor. Hadi burayı düzenleyelim. 27'den 18 çıktı. 9. 9'u bu tarafa atarsak eksi 9 geçti. Burada da 2m var. M eşittir. 2'ye böldüm her iki tarafı. Eksi 9 bölü 2 çıktı. Cevap Ceyhan geldi. Polinomu veriliyor. Tamam. Bu bizim yardımcı polinomumuz. Bu bir dursun. Şimdi x eksi 4 ile, o zaman x yerine 4 yazacağım. Nerede yazacağım? İnekinin önünde. Yazalım burada 4. 4 bir daha 5. P'de 5 geldi mi gobeller? Bölünebilmesi için, yani tam bölünsün diyor. Kalan 0 olsun diyor. Böyle olması için a kaç olmalıdır? Bunu nerede yerine yazacağız? Yardımcı polinomda. Şurada x yerine kaç yazarsam 5 olur burası? 3. X eşittir 3 yaz. Yazalım bakalım ne oluyor. 3 yazarsam 6'dan 1 çıktı. P'de 5 geliyor. 3 yazarsam 3'ün 4. kuvveti 81. Artı 3A eksi 12 eşittir. Tam bölünebilmesi için diyordu. 0'a kalan 0 olacak dedim. Peki 81'den 12'yi çıkartacağız şimdi. Hadi çıkartalım. 80'den 12 çıksa 68 kalırdı. 81'den çıktığı için 69 kaldı. 3A eşittir. Eksi 69 oldu arkadaşlar. 69 da bu tarafa attı. Bir de 3'e bölelim. A eşittir. Eksi 23 geldi. Evet. 14 numarayı da gömdük. Hadi 15 ile 16'yı gömeceğiz şimdi. Önce bir ayarlamasını yapalım. Odaklanmayı da gömelim. Şimdi çözelim bu soruyu. Arkadaşlar siz sadece çözmediğiniz sorulara bakıyorsunuz bence. Burada hata yapıyorsunuz. Her soruyu dikkatli dinleyin arkadaşlarım. Çünkü bazı sorularda bilgiler veriyoruz, öğretiyoruz bir şeyler. Hani önceki bilgileri dinlemedikten sonra bu soruyu dinlersen şimdi kafan karışabilir arkadaşlarım. Ne yapıyor bu hoca diyebilirsiniz. Ben tavsiye ediyorum önceki soruları da bir dinleyiniz dostlarım. Şimdi gobeller bakalım ne diyor burada. Şimdi bu bizim yardımcı polinomumuz, yardımcı bağıntımız diyelim. Burada soruyu çözeceğiz ama önce şurayı bir matematik diline çevirelim biz. İle kelimesi burada. Hemen bunu sıfıra eşitledim. X artı 8'i. X eşittir. Eksi 8 geldi. Burası da eksi 8 geldi. Ve bunu nerede yerine yazıyorum? Un ekinin önündeki polinomda. Hemen yazarsam kalanı bulurum. Yazalım. Eksi 8. 9 daha 1 yaptı. P'de 1'miş kalan. X artı 8 ile bölümünden kalan P'de 1 demekmiş aslında matematik dilinde. Ve bu da 50'ymiş arkadaşlar. O zaman P'de 1 50. Bir numara tamamdır. Birinci cümle. İkinci cümleyi okuyalım. X eksi 3 ile, o zaman burayı sıfır eşitliyorum. X'i 3 buldum. Bunu nerede yerine yazacağım? İn dediği QX'in yanında yerine yazacağım. O zaman Q'da X yerine eksi 3 yazarsa Q'da 3. Kalan kaçtır diye soruyor. İşte bu kalandır. Bize de bu soruluyor arkadaşlar. Peki. P'de 1'i biliyoruz. Q'da 3'ü bilmiyoruz. Q'da 3'ü arıyoruz. Bunu bulmak için de ne yapacağız arkadaşlarım? Yardımcı polinomdan faydalanacağız. Şimdi ben diyorum ki burada x yerine ne yazarsam, hani P'de 1 lazım ya bana, 1 olur. 2 yazarsam 1 olur. Hadi 2 yazalım o zaman oldu. X gördüğümüz her yere 2 yazıyoruz. 2'den 1 çıktı. P'de 1 oldu. Bölü. 2 ile 1'in toplamı Q'da 3 geldi. Bakın
Birini bulmanız yeterli. Diğerinde otomatik olarak kendisi geliyor zaten. Hani ben burada P'de öyle bir sayı yazmalıyım ki hem burası 1 olmalı hem de burası 3 olmalı diye düşünmeyin. Birini düşünün sadece. Birinden buldunuz mu diğeri otomatik olarak gelecek. Ne yazıyorduk x yerine? 2 yazıyorduk. 2 yazdık. 2'nin küpü 8. Eksi 2 artı 4 oldu. Peki P'de 1'i biliyorum. 50 bölü Q'da 3 oldu burası. Eşittir. 8'den 2 çıktı. 6. 6, 4 daha 10. 50'yi kaça bölersem 10 yapar? 5'e bölersem 10 yaptı. Hemen geldik 2 numaraya. Bağıntısı veriliyor. Tamamdır. Bu bizim yardımcı polinomumuz. Şimdi soruyu okuyalım. Matematik diline çevirelim. İle kelimesi burada. Bunu 0 eşitlersem x eşittir eksi 5 çıkar. Bunu nerede yerine yazacağım? Nin ekinin orada. Eksi 5 yazarsam eksi 5, 2 daha eksi 3. P'de eksi 3'ü buluyormuşum bu durumda. Kalan da neymiş? 14. Demek ki P'de eksi 3, 14'e eşit. Şu birinci cümleyi okudum ve matematik diline çevirdim. Geldim ikinci cümleye. İle kelimesi burada. 0'a eşitledim, x 1 çıktı. 1'i nerede yerine yazacağım? Şurada. X yerine 1 yazarsanız Q'da 1 olur burası direkt. Ve bu da kalandır. Zaten bana da kalanı soruluyor. Kalan da soru işareti dedi. Peki şimdi bunu bulmak için de yardımcı polinoma gidelim. Ne yazarsam P'nin içi eksi 3 olur. 0 yazarsanız 0 eksi 3'ten eksi 3 gelir. O zaman X yerine 0 yaz diyorum. Her yere 0 yazacağım şimdi. Yazalım. Burası P'de eksi 3 oldu. Artı burası Q'da 1 oldu arkadaşlarım. Eşittir. 0 yaz 0. 0 eksi 5 kaldı burada da bir tek. Peki P'de eksi 3'ü biliyoruz. 14 diye burası. 14'ü buraya eksi 14 olarak atalım. Q'da 1 neye eşit çıktı? Eksi 19'a eşit geldi arkadaşlar. Cevabımız Adana. Şu sorudayız. Önce şu bizim yardımcı polinomumuz bu dursun kenarda. Şimdi şurayı matematik diline çevirelim. İle kelimesi burada x yerine eksi 3 yaz diyor. 0 eşitlediğinde eksi 3 geldi. Nerede? Nun ekinin önündeki polinomda. O zaman P'de x yerine eksi 3 yazarsan işte bu benim kalanımdır ve kalanı da 30 vermiş bana. Birinci cümleyi çevirdim. İkinci cümle. İle kelimesi burada. X yerine 2 yaz diyor bize. Yazalım x yerine 2. Nerede? İn kelimesinin önündekinde. 2 yazarsak buraya Q'da 2 geliyor. Ve bu da kalandır. Zaten kalanı soruyor. Soru işareti. Hadi yardımcı polinoma gidelim. Burayı eksi 3 yapmak için x yerine kaç yazmalıyım? 2. 2 eksi 5 eksi 3 yapar. O zaman x eşittir 2 yaz diyor. Bütün x gördüğüm yerlere 2 yazacağım şimdi. Yazarsak burası P'de eksi 3 gelir. Bölü Q'da 2 gelir. Eşittir. 2 yazarsak arkadaşlarım 4 eksi 6 artı 7'de burası geldi. Peki P'de eksi 3 kaçtı kardeşlerim? 30. Şuradan devam edelim. 30 bölü Q'da 2 eşittir. Burası ne oldu? Eksi 2, 7 daha 5 oldu. 30'u kaça bölersem 5 yapar? 6'ya bölersem dedim. Cevap Ceyhan geldi. Evet şuna bakıyoruz. Yine bağıntısı verildi. Tamam bu bizim yardımcı polinomumuz. Bunu böyle bir yuvarlak için aldık. Ona en son kullanacağız. Şimdi önce Qx polinomunu x eksi 2 ile x yerine 2 yaz diyor. Bunu 0 eşitledim. 2. Nerede 2 yazacağım? Q'da. Q'da 2... Kalanı verecek ki kalan da 12'ymiş tamamdır. Bunu çevirdim matematik diline. Şimdi şuna gelelim. İle kelimesi burada. X yerine 1 yaz diyor. 1'i nerede yazacağım? Nin ekinin burasında. 1 yazarsam 1 artı 2'den 3 mü geliyor arkadaşlar? P'de 3'müş kalan. Zaten bana da kalanı soruyor. Q'da 2'yi vermiş. P'de 3'ü soruyor. Hadi şimdi P'nin 3 olması için X yerine kaç yazmalıyım? X yerine 2 yaz diyorum ve bütün her gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 yazarsam P'de 3 olur burası. 2 yazarsam 2'nin karesi 4 eksi 2 yazdım 6 artı 4 çarpı Q
Q'da 2 oldu arkadaşlarım burası. Q 2. Düzenleyelim şimdi. P'de 3 eşittir. 4'ten 6 çıktı eksi 2. Eksi 2 4 daha 2 yaptı. Q'da 2'yi de 12 diyebiliyoruz. 2 çarpı 12 de 24 yaptı. Evet, sorunun cevabı 24'müş. 15'i gömdük. Hemen 16'ya çevirdik arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Tamamdır. P'de x eksi 2'nin katsayılar toplamı. Katsayılar toplamını binomda da söyledik arkadaşlarım. X yerine 1 yazacaksınız. Katsayılar toplamı istenen polinomda. Hangi polinomun katsayılar toplamı? Şunun. O halde burada x yerine 1 yazacaksınız. Katsayılar toplamı dediği zaman x yerine 1 yaz. Nerede? Nin ekinin oradaki polinomda. O zaman burada x yerine 1 yazarsa 1 eksi 2'den p'de eksi 1'miş meğersem katsayılar toplamı, o da 17'ymiş. Şimdi bunu uygulamam için de bir yardımcı polinom vermiş bana, şurası. Şimdi burada da diyorum ki eksi 1 olacak parantezin içi. O zaman x yerine kaç yazmalıyım? Eksi 2 yazmalıyım diyorum. Eksi 2 yazarsak burası p'de eksi 1 oldu. Eksi 2 yazarsam karesi 4. Eksi 2 çarpı eksiden artı 2. Artı m artı 1. Ve bu da neye eşitmiş? 17'ye. Düzenleyelim. 6, 1 daha 7. 7'yi buraya attım. M eşittir 10. Geldi Gobeller. Evet, geldim buraya. Bağıntısı veriliyor. Tamam, bu bağıntı bizim yardımcı bağıntımız. Şöyle kenarda dursun. P'de x artı 1'in x artı 2 ile bölümünden kalan. Hadi bu cümleyi matematik diline çevirelim ilk önce. İle kelimesi burada. 0'a eşitledim. X'i eksi 2 buldum. Bu eksi 2'yi getirip in polinomunun yanında yerine yazdım. Eksi 2 yazarsam buraya eksi 2 1 daha. Eksi 1 çıkar. P'de eksi 1'dir kalan ve onu da 12 vermiş bize. Tamamdır. Burayı çevirdik. Olduğuna göre Px'in sabit terimi. Dostum, sabit terim soruluyorsa da x yerine 0 yaz demektir bu. X yerine 0 nerede? İn ekinin yanında. O zaman P'de 0 soruluyor demektir bana. Şimdi hadi gelin eksi 1 yapmaya çalışalım burayı. Ne yapacağız? 0 yazacağız değil mi x yerine? 0 yazalım bakalım gelecek mi? 0 yazarsam P'de eksi 1 çıkar. Eksi 4 var bir de burada. Eşittir. 0 yazarsam P'de 0 gelir. Eksi 0 yazarsam da 0'ın karesi 0'dır. Peki P'de eksi 1 12. Eksi 4 eşittir. Burası P'de 0 kaldı. 8 eşittir P 0. İşte sabit terimi 8'miş. Yani P 0 8'miş. Geldik buna. A dediğimiz ifade Px polinomunun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı dediği zaman x yerine 1 yazacaktım. Nerede? Nun ekinin önündeki polinomda. Demek ki P'de 1'miş. A denilen şey P'de 1. Sabit terim dediği zaman x yerine 0 yaz diyorduk. 0'ı nerede yazacağım? Nun ekinin önünde. Yani B dediğim şey de P'de 0'mış. Buna göre A eksi B'yi soruyor. Önce P'de 1'i bulalım. Yani X yerine 1 yazalım. 1 yazarsam burası 2. Eksi 4. Artı 1'in 2004. kuvveti olur. 2'den 4 çıktı eksi 2. Eksi 2 1 daha eksi 1. Eksi 1'in çift kuvvetleri de artı 1'dir. Burası 1 geldi. Şimdi P'de 0'ı bulacağız. X yerine 0 yazarsam burası 0. Eksi 0 artı 1'in 2004. kuvveti. E yine 1'in 2004. kuvveti çıktı. Bu da 1. Demek ki A da 1, B de 1. Bize de A eksi B'yi soruyor. 1 eksi 1'den 0 geldi sorumuzun cevabı dostlarım. Cevap A'daymış dedik. Hemen şu soruya bakıyorum. Px polinomunun sabit terimi 7. Arkadaş, sabit terim için x yerine ne yazacaktım? 0. Nerede yazacaktım? Nun ekinin önündeki şu polinomda. X yerine 0 yazarsam p'de 0 gelir. Ve kaçmış bu? 7. Birinci cümleyle işim bitti. Daha bakmama gerek yok. Qx polinomunun katsayılar toplamı 4'tür.
Ne diyordum? Katsayılar toplamı için x yerine 1 yaz. Nerede? Nun ekinin önünde. O zaman q'da 1 olur. Bu da kaçmış? 4. Tamam, bu cümleyi de çevirdik. Burayla da işimiz yok. Şimdi şuraya geldik. Bize de diyor ki P1 artı Q'da 0 toplamı kaçtır diye bir soru soruyor arkadaşlarım. P1 artı Q'da 0. Peki. Şimdi X yerine 1 yazalım ilk önce. 1 yazarsak Q1'i buluyoruz arkadaşlarım. Hadi X yerine 1 yazalım. 1 yazdım. P'de 1 geliyor burası. 1 yazınca. Eksi 1 yazdık. Eksi 2 artı 1'den. Eksi 1 geldi. Eşittir. 1 yazarsak 2 olur. Çarpı Q 1 olur. O da 4. Bu durumda P'de 1 geldi burada. 8. Eksi 1 de buradan geliyor. 9 oldu. P'de 1'i buldum. Şimdi Q'da 0'ı bulacağım. Bunun için 0 yazıyorum X gördüğüm yere. P'de 0 oldu. 0 yazarsam burası 0. Bir tek artı 1 kaldı. 0 yazarsam 1 çarpı Q'da 0 olur arkadaşlarım ki P'de 0 kaçtı? 7. 7 bir daha 8 eşittir. Q'da 0 geldi. 1 8, 1 9 toplamlarını soruyor bize. 17 yaptı goberler toplamları. Evet arkadaşlarım, 16 numarayı da gömdük. Hadi bakalım bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.